Herkese yeniden merhaba. Ercüment hocamız yer değiştirdi. İnterneti şu an daha sağlıklı gözüküyor. Hocam sunumu isterseniz en başından alalım. Çünkü zaten çok ilerlememiştiniz. Ama ses çok sağlıklı gelmiyordu. Buyurun, ben tekrar kameramı kapatıyorum ama sizi dinliyorum. Sunumdan sonra görüşmek üzere. Evet, tekrar başlamak gerekirse, şu ana kadar COVID ile konuşulan birçok hastalıkları, birçok hastalığın tedavisinin yapılması gerekenleri, başımıza gelenleri, dünyadaki durumları konuştuk ama ben bu sefer COVID'e biraz farklı bakacağım. COVID'i bir biyolojik savaş materyali ya da bir savaş durumu gibi algılayarak çözüm önerilerinde bulunacağım. Şimdi bu filmi birçok kişinin hatırladığını ya da çoğunuzun genç olduğunu düşünüyorum. Birçoğunuz da seyretmemiş olabilir. Sizler için daha eski bir film. Dustin Hoffman'ın bir filmi, Salgın adındaki bir film. 90'lı yıllarda sanki bugünü anlatan bir film. Film o zamanki hastalık kontrol merkezinin başında bulunan dünyanın en ünlü bürokratlarından birisinin sözüyle başlıyor. Yeryüzünde insan varlığının devamını engelleyebilecek biricik tehdit virüstür diye başlayan bir film senaryosu. Ya da Afrika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne sızmış bir maymun tarafından taşınmış Ebola benzeri bir virüs, Motoba virüsü diyorlar filmdeki ismi de. Korkunç bir salgına neden oluyor. Bugünkü COVID salgınıyla karşılaştığımızda ondan daha fazla enfektif ve ondan çok daha fazla öldürücü bir virüs ve toplumda ani bir çöküşe neden oluyor. Bir sürü Amerikan toplumu içinde olumsuz hadiseler derken filmin başında Dustin Hoffman'ın eski eşi olan doktor da hasta oluyor ve Dustin Hoffman'ın eski eşini kurtarabilmek için elinden geleni yaparken sonunda Amerika'da Kaliforniya eyaletinde bu hastalığı yenen bir çocuk oldu. Haberi geliyor, o çocuğa ulaşılıyor ve sonuçta o çocuğun karnından hastalanan antikor kokteyli ile film mutlu sona eriyor. Aslında bu filme baktığımızda yıllar önce böyle bir salgın olduğunda neler olabileceği, ülkeyi nasıl çökertebileceği ve bu salgını durdurabilecek en hızlı tedavi ajanlarından bir tanesinin bağışık insanlar olabileceğiyle ilgili mesajlar veriyor. Şimdi döner bakarsak da genel olarak insanoğlunun başına gelebilecek biyolojik saldırıyı iki ayrı grupta inceleyebilmek mümkün. Bir tanesi doğal yollarla bu saldırı meydana gelebilir. İkincisi planlı bir saldırı olabilir. Düşmanınız tarafından sizi kontrol etmek isteyen gruplar tarafından bu saldırı planlı da yapılabilir. Şimdi birkaç bu saldırının ne kadar önemli olabileceği ile ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Atom bombasını hepimiz biliyoruz ve bu dünyada neler yapabildiği ile ilgili çok kötü anılara sahip. Yapılan analizler gösteriyor ki klasik bir atom bombasının yaklaşık olarak 8 kilometrekarelik bir alana atıldığında etkileyebileceği en fazla 80 bin insanı öldürebileceği ile ilgili verilere bugün sahibiz. Ve bu grafikleri gördüğünüz gibi, arkada gördüğünüz gibi Kolombiya'daki bir bölgeye böyle bir bombanın atılması, klasik bir atom bombasının atılmasından sonra 80 bin insanın öldürülebilmesi mümkün gözüküyor. Böyle bir atom bombasını yapabilmeniz için 1 milyar dolarlık bir yatırım yapmanız lazım. Sonra da her bir atom bombası için de yaklaşık 50 milyon dolarlık bir harcama yapmanız lazım. Yani 1 milyar dolar yatırım ve 50 milyon dolarlık bir harcamadan sonra bir bombayla 80 bin insanı öldürebilirsiniz. Bunun daha güçleri de yapıldı. İşte hidrojen bombası çok daha güçlü. Peki hidrojen bombasını yaparsanız ne olur? 2 milyon insanı öldürebilirsiniz. Böyle bir bombanın yapılabilmesi ise yaklaşık olarak 1,5 milyon milyar dolarlık bir yatırım gerekiyor. Ve her bir bombada 100 bin dolara mal oluyor. Şimdi bu kimyasal bombalardan yavaş yavaş daha basit bombalara doğru ilerliyor. Bir tanesi sarin gazı. Sarin gazı 1 kilometre kare, 8 kilometre karelik bir alanı etkileyebilir ve o alan içerisinde 800 kişiye kadar insanı öldürebilir. Böyle bir biyolojik savaş ajanının yaklaşık 1 tonluk sarin gazını 200 bin dolara üretebilmeniz mümkün. Yatırım bedeli ise milyar dolarlardan milyon dolarlara kadar geliyor. Peki, eğer bunu biraz daha biyolojik ajanlara kaçırıp değiştirirseniz, yani şarbon basını kullanırsanız, şarbon sporunu kullanırsanız ve
Bu şarbon basınlı uçaklar havadan dağıttığını takdirde 140 kilometre karelikli alanı etkiler ve neredeyse hidrojen bombasının neden olduğu ölüm kadarı ölüme neden olabilir. Böyle bir saldırı için 5 milyon dolarlık bir yatırım yapmanız, 100 kilogram spor hazırlamanız yaklaşık 15 bin dolara mal olur. Ama uğraştığınız şey eğer bir virüsse, bunu bir virüsle yapmayı planlarsanız, yine Kolombiya modelinde 100 milyon ünite virüsle 100 bin insanı öldürebileceğinizi görürsünüz. Ve böyle bir virüs üretebilmek için 20 milyon dolarlık bir yatırım yaparsınız ve 100 milyon dolar virüsü ise sadece 150 dolara üretebilirsiniz. İşte bu peş peşe anlattığım 4 sayfadan söylemek istediğim şey şu. İster doğal koşullarda, ister planlı koşullarla olsun. Özellikle biyolojik saldırılar, diğer saldırılardan son derece tehlikeli olabilir ve gerçekten Joshua'nın filmin başında söylediği gibi tüm insanların kaderini etkileyebilir. Şimdi doğal saldırılara dönmek, asıl konumuz olan doğal saldırıları dönmek ve geçmişe şöyle bir bakmak istiyorum. Pandemilerin tarihine baktığımızda milattan sonraki ilk 1000 yılda her 100 yılda, 200 yılda bir önemli pandemi olduğuna dair raporlar görüyoruz. Milattan sonra ilk 1000 yılda 0 ile 1000 arasında yaklaşık olarak bir 7 büyük salgın oluruz. Ortalama 100-200 yıl arayla görüyoruz. Fakat zaman ilerledikçe milattan sonra 1000 ile 1900 arasında salgın sıklığının neredeyse 50 yılda bir hatta 25 yılda bire düştüğünü görüyoruz. 1900 ile 2000 arasında baktığımızda ise o 100 sene içerisinde baktığımızda salgın sıklığının 10 ile 25 yılda bire düştüğünü. Ama daha da kötüsü 2000'den sonra önemli salgınların sıklığının neredeyse 4 yılda bire düştüğünü görüyoruz. İşte geçmişe dönüp yaptığımız muayeneler bize şunu gösteriyor ki eğer özel tedbirler almazsak en iyi ihtimalle her 7 ile 10 senede bir global salgın kapımızda olacak demektir. Bu son derece önemli bir veri. Geçmişten bakarak bir geleceğe modelleme yaparsak COVID ve benzeri belki daha iyisi, belki daha kötüsü salgınlarla, global salgınlarla her 7 ile 10 yılda bir artık karşı karşıya demektir. Bunun temel nedenine baktığımızda aslında temel nedeni nüfus artışı ve sınırların ortadan kalkması olduğunu görüyoruz. Özellikle bu grafiğe baktığımızda salgınların sıklığıyla nüfusun artışı arasında çok doğrusal hatta dikey bir ilişki olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla dünya nüfusu bu seviyelerde korunduğu sürece pandemiler kaçınılmaz olacak ve tabii ki yaşam koşulları. Özellikle sınırların ortadan kalkması burada son derece önemli. Çünkü İstanbul'daki bir hanımefendi sabahleyin uçağa atıp kahvesini Paris'te içebilir, akşam yemeğini Londra'da yiyebilir ve sonra tekrar yatmak üzere İstanbul'a aynı gün içerisinde dönebilir. İşte böylesine sıkı bir trafiğin kolayca yaşanabildiği, sınırların kalktığı bir ortamda yeni pandemilerin olması için hazır bir zemin anlamına gelecektir. Bu durumda bu iki gerçeği göz önüne aldığımızda artan nüfus, artı sınırların ortadan kalkması ve geçmişten bugüne yaptığımız projeksiyon bize şunu gösteriyor ki bu pandemiler artık doğal pandemiler kesinlikle kapımızda. Şimdi gelelim bir diğer soruya. SARS-CoV-2 doğal bir pandemi midir? Bu uzun aylardır, daha doğrusu uzun aylardır, pandeminin başından beri tartışılıyor. Bir grup diyor ki araştırmacı, hayır bu doğal bir pandemidir. Burada bir bu virüsün sentetik olduğunu söylemek zor. Ama bir başka araştırmacı grubu ise peş peşe yaptıkları iki çalışmada SARS-CoV-2'nin genomik analizinin yapay bir virüs olduğunu iddia etmekte. Ama ben her iki görüşe de evet ya da hayır demeden size başka bir şey göstermek istiyorum. Sağ taraftaki görüntüde Wuhan'daki virüs laboratuvarı, sol taraftaki görüntüde ise salgının başladığı iddia edilen yine Wuhan'daki bir balık marketinin görüntüsünü görüyorsunuz. İki merkez arasındaki mesafeye baktığımızda yaklaşık işte 12 kilometre kadar bir mesafe olduğunu ve bu mesafenin bir arabayla şehir içi trafiğinde 32 dakikalık bir süreç içerisinde aşılabildiğini görüyoruz. Şimdi düşünün ki dünyada bir pandemi başlıyor. Wuhan'da SARS'la, koronavirüsle çalışan bir virüs laboratuvarı var. Ve bu virüs laboratuvarında SARS-CoV-2 virüsünün olduğunu biliyoruz.
ve ondan 32 dakikalık uzaklıkta bir seafood markette dünyayı korkutan, buraya getiren salgın başlıyor. Yapaydır ya da değildir, bunu söylemek mümkün değil ama şunu söylemek bence son derece mantıklı. Bu virüs ister yapay olsun, ister doğal olsun, Wuhan'daki bir sızıntıyla dışarıya çıkmış, muhtemelen orada çalışan bir çalışanın arabayla evine gitmeden önce markete gidip o markette alışveriş yaptıktan sonra o marketten yayılmasına başlamış. Ya da biraz daha komplo teorisi. Aslında Wuhan'daki bu virüs laboratuvarından bu virüs sızdı. Ama virüs laboratuvarıyla çok ilgili durmaması için daha uzaktaki marketi hedef gösterdi. Bu da olabilir. Ama ben kendi açıma şundan eminim ki bu virüsün salgılanması, bu virüsün salgın yapmasındaki temel faktörün Wuhan'daki virüs laboratuvarından olan sızıntı olduğunu düşünüyorum. Ama bu sızıntının bilinçli bir sızıntı olduğunu düşünmüyorum. Eğer bilinçli bir sızıntı olmuş olsaydı Çin kendisi bu hastalığa yakalanmaz. Ya da Çin zaten bunun tedbirini almış, ilaçları çoktan üretmiş olarak bu salgını durdurabilecek kahraman olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bilgilerden sonra o halde eğer bundan sonraki hayatımızın bir parçası salgın olacak ise bu durumda yapmamız gereken, yapılması gereken karşı koruma tedbirlerinin mutlaka her ülkenin organize etmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü bu salgın bize gösterdi ki ülkeniz ne kadar güçlü olursa olsun ya da ne kadar fakir olursa olsun en güçlü ülkeler dahi böyle büyük salgınlarda tek başına olduklarını gördüler. Ve her ülke kendi çaresini, kendi kurtuluş yolunu, kendi savunmasını kendi çapında yapmaya çalıştı. Ülkeler arasında çok büyük bir yardımlaşma olamadı. Görebildiğiniz kadarıyla gördüğünüz en büyük yardımlaşmanın maske dağıtmak ya da cihaz dağıtmanın ötesine geçemediğini gördük. Dolayısıyla bir kere eğer bir biyolojik savaş ister doğal ister tabii olmayan yöntemlerle olsun bir kere her ülkenin kendi savunma sistemini kurması gerektiği konusunda bir tereddüt olduğunu zannetmiyorum. Peki neler yapılması gerekir? Bir pandemide erken dönemde geç dönemde yapılması gereken şeyler var. Erken dönemde bugün de uyguladığımız gibi karantina birinci basamakta yapılması gereken en önemli şeydir. Karantinanın ciddiyetiyle hastalığın salgının büyüklüğü arasında doğrusal bir ilişki var. Bunun da en güzel örneğini günümüzde Wuhan'da koca Çin'de başlayan bir salgının sadece 85 bin kişiyle sınırlı kalmasıyla görebilirsiniz. Çünkü Çin son derece katı izolasyon tedbirlerini kesintisiz aylarca uyguladıktan sonra bugün korona büyük virüs enfeksiyonu Çin için son olmaktan çıkmış. Bunu katı şekilde uygulayamayan ülkelerin önemli problemi olarak gelmiştir, kalmış. İkincisi salgının ne olduğunun anlaşılabilmesi ve teşhis edilebilmesi ya da diğer hastalıklardan ayırt edilebilmesi izolasyon tedbirleri kadar önemlidir. Salgını tanıyabilecek, hastalığı tanıyabilecek çiftlerin üretimi son derece önemlidir. Ve Dustin Hoffman'ın biraz önceki salgın filmindeki örnekteki gibi bir böyle salgın durumunda hele ki virüsü hiç tanımıyorsanız bu virüste koronavirüs enfeksiyonunda COVID-19'da yine de şanslıyız. Virüsü 2003'te tanıyorduk. Üstelik bir virüs salgını içinde çıktığında zaten kitleri çıkmış. Hatta kısmen de ne yapılabileceği, hastalığı nasıl seyredebileceği bilinen bir ortamdaydı. Ama bazen virüs salgını sizin ülkenizde başlayabilir ya da X ülkesinde başlayabilir. Virüsün daha adı konmadan, daha ne yapacağı bile doğru bilinmeden korkunç bir salgın geldiğinizde o virüsü durdurmak için kullanabileceğiniz ilk ajan konsantre edilmiş güvenli plazmanın devreye alınması. Bugün dünyada filmdeki örneğinde söylediğim gibi bir virüse karşı geliştirilebilecek en hızlı ilaç konsantre bağışık plazmanın kullanılması. Ve tabii ki hızla aşıların devreye alınması. Şimdi lütfen hatırlayın. Türkiye için söylüyorum. Pandeminin başlangıcında Mart ayındaki televizyondaki bilim adamlarının konuşmaları. Covid tedavisinin aşıyla değil ilaçlarla olacağını söylüyorlar. Aşının yetişemeyeceğini, yetişmeyeceğini, mümkün olmayacağını, aşıyı konuşmamanın, aşının üretilemeyeceğini söylüyorlar. Ayrıca bugün geldiğimiz dönemde baktığımızda aşının bir aya kadar kullanıma girebileceğini görüyoruz. Dolayısıyla bir salgında yapılabilecek en hızlı ikinci işlem aşı üretmektir. Yalnız aşı üretmekte de aşının karakteriyle yani hızlı üretilebilmesiyle ilgili ya da hızla piyasaya çıkabilmesiyle ilgili bir önemli noktanın altını çizmek istiyorum. Aşıları kabaca ikiye ayırmak mümkün. Klasik platform aşılar, yeni platform aşılar. Yeni platform aşılar
hızla üretilebilseler dahi yeni oldukları için güvenlik testleri çok uzun sürer ve güvenlik testlerinin uzunluğu nedeniyle yeni platform aşıların pandemiler için uygun olmadığını bilir. Klasik platform aşılar ise eski teknoloji, bilinen teknolojiyle yapılan aşılardır ve bu aşılar yöntemleri güvenliklerini kanıtladığı için çok kısa süre içerisinde toplumun kullanımı için piyasaya sürülebilir. Dolayısıyla erken dönemde izolasyon, karikitleri, bağışıklık dağıtmanın elde edilmesi ve hızla aşılamanın yapılması bu salgını durdurabilecek en önemli ilk dörtlük. Orta ve uzun vadede de yapılacaktır. Orta ve uzun vadede yapılacak şey hızla insanlardan antikor toplamak yerine zaten insanlarda sapladığınız bu antikorların rekombinat yani laboratuvarda üretilerek bunun bir adeta ilaç gibi adlandırılır. Belki buna en güzel örneği Amerikan Başkanı Donald Trump'a hasta olduğunda verilen kokteyl antikorların bu yöntemle hızla geliştirilen antikorlar olduğunu hatırlatmak uygun olur. Dolayısıyla dünyadaki bu örnekleri Donald Trump örneğinden görüldüğü gibi henüz daha ilaçlar bulunamadan aşı piyasaya hatta yeni çıkarken antikorların tedavi için kullanabileceğini bir kez daha gördük. Ve beşinci sıradaki gelen işlem ise artık geçen süre size virüse karşı ilaç geçirme şansını sağlamıştır. İlaçlarınızı gerekli testlerini yapmışsınızdır. Orta vadede ilaçları devreye alabilirsiniz. Ve toplumu bir bütün olarak aşılamak, etkili bir aşı yapabilmek için de güncel aşı platformlarını devreye sokarsınız ki bundan sonraki 10 yıl içerisinde yeni bir koronavirüs enfeksiyonundan korunabilmek için. Bunlar yapılması gereken işlemler. Bir başka şey yapılması gereken bir de yatırımlar gerekiyor ayrıca. Bu yatırımlarla ya da bu biraz önce saydığım işleri yapabilmeniz için bir kere biyolojik savaş hastanelerinin her ülkede bulunması gerekiyor. Şimdi biz koronavirüsle son derece şanslıyız. Niçin şanslıyız? Çünkü koronavirüsün öldürücülüğü %4'lerde gidiyor. Salgınlık da çok yüksek değil. Yüksek ama çok yüksek değil. O filmde olduğu gibi bulaştıktan birkaç saat sonra hastaya yatağa düşürüp birkaç günde ölecek, hızla bulaşan ve %80-90 ölüm riski olan bir virüsle karşı karşıya kaldığınızda bu insanlara herhangi bir yatakta tedavi edemezsiniz. Herhangi bir yatakta alınan kandan tahliller yapamazsınız. Ya da bu hastaların cenazelerini otopsi, normal otopsi odalarında yapamazsınız. Hatta bu insanların cenazelerini normal koşullarla da defnedemezsiniz. Bu durumda sağdaki şekilde göreceğiniz gibi özellikle şu orta katın şurası olduğunu düşünürseniz sadece hasta kısmı burada, bu hasta kısmı idare edebilmek için 4 katlı bir yapılanmanın olduğu, üstteki 2 katın özel steril havalandırmayı sağlayacak sistem, alttaki 2 katın ise atıkların kontrol edilebileceği kimyasal ve fiziksel inaktivasyon yöntemlerinin yapıldığı hastane. Ve doktorların böyle uzaydaki gibi içerisine steril havanın basıldığı tulumların giyildiği, hastaların takip edildiği odalara ihtiyaç var. Biyolojik savunma sistemi kurulmalıdır derken her ülke için en azından 2 ya da 3 böyle hastanenin varlığı son derece önemlidir. Tabii bu hastanelerin dışında laboratuvarların da kurulması, yani bu insanlardan alınacak kan örneklerinin, doku örneklerinin işlenebileceği laboratuvarların da kurulması son derece önemlidir. Ve maalesef yine slaytım takıldı. İnşallah yayında bir problem olmuyordur diye. Evet, şimdi yapabildik. Bu laboratuvar örneği yine o sunumlar içerisinde insan kanının analizinin yapıldığı yerler ve tabii ki hayvan laboratuvarları da son derece önemli. Klasik hayvan laboratuvarları ile bir pandemilerde teşhis koyabilmeniz mümkün değildir. Şimdi şöyle bir şey hayal edin. Adını bilmediğiniz bir virüs Çin'den değil de ilk defa sizin ülkenizden geliyor. Yani bir kere tanıyabilmeniz için insan dokularından bu virüsü izole etmeniz. Bu virüsü izole ettikten sonra ona karşı ilaç ya da antikor ya da aşı geliştirdiğinizde de bu aşının işe yarayıp yaramadığını test edebilmeniz için insanla aynı özelliği taşıyan laboratuvarlara, hayvan laboratuvarlarına, maymun laboratuvarlarına ihtiyacınız var. Ve bu maymun laboratuvarları ya da hayvan laboratuvarları klasik laboratuvarlar gibi olamaz. Yine aynı hastane özelliklerine sahip 4 katlı bölümlerden oluşan. Alt 2 katı atıklar için, üst 2 katı ortamın stresi için gerekli. İnsanlar için yaptığınızı hayvanların da test yapacağınız laboratuvarların özelliklerinde insanlar için yaptıklarınızın aynısını bu laboratuvarlarda olacak şekilde dizayn etmeniz lazım ki böyle bir savaşa
hazır olabilir. Ve tabii ki insan antikorlarının işlenebileceği ya da antikorların üretebileceği antikor üretim tesisleriyle, bu insan ya da hayvan kaynaklı olabilir, aşı üretim tesislerinin bir ülkenin altyapısında olması gerektiği. Bu olmadığı takdirde böyle büyük salgınlarda her ülkenin tek başına kalması nedeniyle eğer bu altyapıya sahip değilse bu salgından çok fazla travma göreceğini kabul etmek mümkün. Bunu şimdi daha güncel bir örnekle verelim. Türkiye'mizde bugün basitçe bir hesapla eğer aşılamayı konuşursak bu salgının durdurulabilmesi için en az 45 milyon kişi aşılamamız gerekiyor. Ve deklare edilen bilgilere bakarsak da bugün Pfizer'in elindeki aşı miktarı 50 milyon. Yani Pfizer elindeki aşı miktarının tümünü Türkiye'ye verse dahi verse ancak bu işlemi. Oysa Pfizer doğal olarak bu ülkenin üreticisi Almanya, Amerika'da anlaşmayı yapan birçok ülkelere bu aşıyı dağıttıktan sonra ilk partide tahmin ediyorum birkaç milyonlar daha yüksek dozu Türkiye'ye veremeyecek. Bunu niçin söyledim? Bu tip büyük pandemilerde ülkelerin başının belaya girdiği durumda bulunan ilaç, bulunan antikor, bulunan aşı, üretimleri ilk önce o ülke ve o ülkenin çevresini tehdit eden çevre ülkelerde kullanılır. Bu durumda uzak ülkeler bu bulunan buluştan faydalanması çok daha geç olur ve salgınlar çok daha kötü etkilenir. İşte bunun olmaması için, bu salgında olmasa bile bir sonraki salgın için ülke bu tedbirleri almak zorundadır. Biz ne yaptık peki? Şöyle bakalım. Bence izolasyon tedbirlerinde hatalar yapsak bile ve hala hata yapsak bile izolasyon tedbirlerine uyguladık. Tanı kitlerini çok başarılı olarak ürettik. Ancak konsantre plazma işleminde, yani bolojik plazma işleminde maalesef çok geç kaldı. Neden çok geç kaldı? Bir kere şunu biliyoruz. 2003'teki SARS salgınındaki çalışmalar şunu göstermişti ki, bir önceki o zamanki çalışmalar, eğer hızla donörlerden plazmayı toplar ve hastalığın erken evresinde verirseniz, bu salgını kontrol edebilir, daha doğrusu bu hastalığın öldürücülüğünü kontrol edebilir. Bu bilgiye rağmen, bizim ülkemiz Amerika Birleşik Devletleri'nden plazma kullanım onayı çıkana kadar hiçbir faaliyette bulunmuyor. Ve ülkemiz bu onay çıktıktan sonra da faaliyette organize edilmesiyle birlikte 1,5 aylık bir gecikme yaşadı. Ve buna rağmen de yine bilimsel çalışmaların gösterdiği bazı gerçeklikler şunu gösterdi ki aslında biz elimizdeki plazmayı çok da doğru şekilde yapamadık. Plazmayı doğru bir şekilde sunamadık. Bakın size bir tablo gösteriyorum. En alttaki kırmızı kısım hariç bu tabloda özellikle sağ taraftaki sütuna bakarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6 hastadan, 6 hastalığı gelmiş hastadan içerisindeki antikorları görüyorsunuz. Bakın bazı antikorlar 0.9, bazıları 1, bazıları 1.95, bazıları 11. Oysa bugün yapılan çalışma gösteriyor diyor ki bize onun altındaki antikor miktarı hiçbir şekilde tedavi edici değildir. Yani şu tabloya baktığınızda bu tabloda 6 kişinin plazmasından sadece 2 tanesi hasta tedavi edici özelliği var. Diğer 4 tanesinin hasta tedavi edici özelliğe sahip olmadığını biliyoruz. Bir olarak hala ürettiğimiz plazmanın bu iş için uygun olup olmadığını test mekanizmasını kurmadık. Bakın bu ise özel bir yöntemle oluşturulmuş filan. Ne yaparsanız yapın asla tedavi edici düzeyin altına düşmediği için çünkü havuzlanarak yapılan sistem daha etkin bir plazma. Yani yapılması gerekenden ilk ikisini yaptıysak bile plazma konusunda hala çok iyi olduğumuzu söylüyor. Aşıya gelince aşıda bence bir şeyler yaptık ve aşıda şu an 14 tane aşı modeli hazırlandı. Hatta bir tanesi klinik çalışmaya başladı ve bizim de aşımızda önümüzdeki hafta itibariyle klinik çalışmanın bir aşamasını tamamlamış olur. Ülke olarak aşıda bu zamana kadar hiçbir aşı üretmemiş bir ülke olmakla birlikte aşı konusunda da bir şeyler yaptık. Ama soru işaretimiz var. Evet biz bilim adamları aşıları dizayn ettik. Ancak aşıların üretilebileceği Türkiye'de üretimi ayda 15-20 milyon doz üretebilecek fabrikalarımız var mı? Maalesef bu sorunun cevabı hayır. Yani bilim adamları çok etkin aşıyı bulsalar bile ki buldular, bulduk. Çok da güvenli aşılar bulmuş olsak dahi bu aşıyı üretebilecek
mevcut kapasitenin Türkiye'de ayda 2 ya da 3 milyondan daha fazla olamayacağı, Türkiye için gerek yurt dışından gelen aşılarla yerli aşıların birlikte kullanılarak mümkün olan en kısa sürede toplumun aşılanması olduğunu öngörmek yanlış oldu. Peki diğer konuda ne yaptık? Biz biyolojik savaş hastaneleri kurmayı planlıyor muyuz? En azından benim ilişkilerim, gözlemlerimde henüz böyle bir planı olmadığını biliyoruz. Peki BTL 3 ve 4 hayvan laboratuvarları, özellikle maymun laboratuvarları planlıyor muyuz? BTL 3 ve BTL 4 anladığımızı görüyorum. BTL 3 ve 4 hayvan laboratuvarı, özellikle 4 hayvan laboratuvarı dizaynları içerisinde, planlar içerisinde olmadığını biliyorum. Maymun laboratuvarı defalarca tartışılmış olmasına rağmen hala planlama kapsamına alınmadığı ile ilgili son bilgilerim böyleydi ama son bir ay içerisinde değişirse bilemiyorum. Peki insan plazma fraksinasyonu, yani insan plazmasının, insan serumunun işleneceği antikorların ya da hayvan antikorlarının işlenebileceği hala plan aşamasında da kurulmadı ve yine aşı üretildi. Henüz düşünülüyor, elimizde yok ama bir an önce yapılması gereken gerçekler olarak söz etmek mümkün. Sonuç olarak ben Joshua Lendenberg'in sözünü biraz daha geliştiriyorum. Bugün virüs sorun olabilir ama gelişen teknolojiler ve gen tedavilerinin de konuşulduğu bir dünyada başka viral ajanların, başka genetik materyali olan ajanların, hatta fajların ya da genetik materyalin toplumun yapısını etkileyebilecek birçok faktörün devreye girebileceğini ve bunların insan medeniyetini etkileyebileceğini öngörmek yanlış olmaz ve bunları kontrol edebilecek mekanizmalar bir an önce kurulmalı diyorum. Evet, benim kısaca sizler için tartışıp anlatmak istediklerim buydu. Bundan sonra varsa sorularınıza geçeceğim. Hocam sorularımız var elbette. Olmaz mı? Yani çünkü siz aşı konusunda ülkede umut bağladığımız sayılı bilim insanlarımızdan birisiniz. Geçtiğimiz aylarda da yani salgının ilk aylarında hatta Twitter üzerinden bir paylaşımınız olmuştu. Çalışmaların olumlu gittiğine dair. Şimdi az önce söylediniz aslında, klinik çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu söylediniz. Ben şunu sormak isterim öncelikle, zaten izleyicilerimiz arasında da yorum kısmında bunu yazanlar epey olmuş. Başlattığınız çalışmalarda gelinen son durum nedir? Yerli aşıyla ilgili bir tarih verebilmeniz mümkün mü? Şimdi Sinan Hanım şöyle söyleyeyim. Birincisi bizim aşımız şu an 30 milyon doz ham madde olarak, 30 milyon doz aşı bizim laboratuvarımızda stoklanmış olarak duruyor. Şu ana kadar 150 denek üzerinde, fare, hayvan üzerinde, 4 ayrı sette çok fazla miktarda analiz yapıldı. Bu analizlerimiz de tümüyle dünyaya açık. 3 ayrı makale olarak yayınlandı. Dolayısıyla SARS-CoV-2 ovalı diye bir ayı internette tarama yaparlarsa 3 makaleye de ulaşabilmeleri, sonuçlarımızın ne olduğunu, ne kadar etkili olduğunu herkesin görebilmesi mümkün. Şu aşamada ne yapıyoruz? Şu aşamada... Hocam ne kadar etkili? Siz makaleden önce bize kısaca bir bilgi verebilir misiniz? İnsan çalışmasının datası olmadan şunu söyleyebilirim, son derece etkili. Şimdi ben bizim aşımızın dünyada var olan ve Türkiye'de şu an klinik çalışmaya başlayan aşılardan ne kadar farklı olduğunu anlatarak girmek istiyorum. Belki daha kolay anlaşılabilmek için. Konuşmamın başında da söylemiştim. Aşılar iki platform. Yeni platform aşılar, klasik platform aşılar. Yeni platform aşılar son derece hızlı üretilebilir, maliyetleri düşüktür ve çok etkili aşılardır. Ama bir dezavantajı vardır. Bunlar yeni platform aşılar genetik materyal içerirler. Yani size bağışıklık geliştirmek istedikleri virüsün, bakterinin ya da mikrobiyolojik ajanın genetik materyalini sizin vücudunuza vererek o materyali sizin vücudunuzun yapmasını sağlatırlar. Bu aşılar çok etkilidirler. Ancak bu genetik materyal
bizim vücudumuza bu işi yaptırdığı için bu materyalin uzun vadede ne yapabileceği bütün dünyanın tartıştığı bir konu. Eski virüslere gelince, eski bir aşılar ise bir virüsün bakterinin öldürülüp insan vücuduna verilmesi ve ona karşı reaksiyon oluşturması son derece emin. Ama bir dezavantajı var. Eski tip aşılar zor üretilirler. Çok fazla üretilemez. Bu yüzden de eski tip aşıları çok üretebilmek için içerisine adjuvan denen bir madde konur. Yardımcı bir madde konur. İşte bu yardımcı madde nedeniyle zor üretilen bu aşılar az kullanılarak çok fazla insana ulaşılabilir hale gelir. Ama içerik olan bu yardımcı madde bu klasik platform aşıların sorunu olur. Ve aşılarla ilgili birçok tereddütün doğmasına neden olan da bu maddedir. İşte bizim aşımızın bütün aşılardan ayıran en önemli iki özelliğinden, üç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bizim aşımız klasik platform ama yeni bir yorum. Yani bizim aşımız ölü ama biz virüsü öldürürken dünyadaki ve Türkiye'deki örneklerinden farklı olarak virüsü öldürmek için kimyasal kullanmadık. Çünkü kimyasal kullandığınızda çok fazla virüs kaybediyorsunuz. Verimliliğiniz düşüyor. Çünkü kimyasalla öldürdüğünüzde aşınızın etkinliği azalıyor. Biz gama radyasyonla, yani virüsleri radyasyonla öldürdük. O yüzden içerisinde bir kimyasal artı yok. O yüzden antijenik yapılarını uyarıcı özellikleri çok iyi koruyorlar. Ve içinde o yüzden bir kimyasal artık yok. O yüzden de son derece temiz bir aşı, güvenli bir aşı. Ve biz adjuvan kullanmadık. Neden adjuvan kullanmadık? Güçlendiriciye ihtiyaç duymadık. Bir, biraz önce söylediğim nedenden dolayı. Çünkü virüs kaybımız çok az. İki, bizim aşımız şu an SARS-CoV-2 için geliştirilen tüm aşılardan farklı olarak deri içine, deri altına ya da kat içine yapılmıyor. Derinin içine yapılıyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü son 5 senedir diyor ki eğer aşıları deri içine yaparsanız adjuvan ihtiyacınız ortadan kalkar. İşte bizim dizaynımız yardımcı madde içermemesi, deri içine yapılması ve son derece atık ya da kimyasal free olması, kimyasal içermemesi nedeniyle benim görebildiğim kadar dünyadaki en temiz aşılardan, en güvenli aşılardan biri. Laboratuvarda ise etkinlikleri son derece yüksek ama klinik her zaman farklı olabilir. Çünkü biz hayvanlarda gördüğümüz sonuçlar klinikte aynı şey olmayacak. Laboratuvar derisine bakarak konuşabilirsem son derece güvenli bir aşıya sahip olduğumuzu ve bu aşının son derece etkili olduğunu bakanlıkta şu aşamada faz 1 çalışma için süreçleri takip ediyoruz. Genellikle ben internetten ya da medya kanalıyla çok duyuru yapmama kararı aldım. Biz almayınca, bunu yapmayınca da insanlar yapamadığımızı ya da niye sustuğumuzu düşünmeye başladı. Aslında nedenim için şu ya da neden ağır gittiğimizi düşünüyorlar. Biz şu karara verdik arkadaşlarımla birlikte. Biz son derece ağır gideceğiz. Ve bir aşının üretilmesi için yapılması gereken tüm güvenlik testleri eksiksiz yerine getireceğiz. Çünkü böyle bir güvenlik alanından geçtikten sonra biz aşımızın yani hızla piyasaya çıkabilmesi için bazı güvenlik açıklarını görmezden gelerek çıkartmak istemiyoruz. Çünkü biz bu aşımızın kalıcı olması ve Türkiye'de üretilecek bundan sonraki aşılar için de bir yol gösterici olmasını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu pandemi 2022'de de burada olacak. Ve ben dünyanın en güvenli aşılarından birini çok acele etmeden en iyi şekilde yaparak eğer klinik sonuçlarımız da bizi doğrular ise Türkiye'de ve çok önemli bir model olacak bir aşıyı eksiksiz olarak piyasaya sunmak istiyoruz. Kullanıma sunmak istiyoruz. Nedeni bu. Yoksa çok acele davranıp çok hızlı aşıyı çıkartabilmek mümkün mü? Mümkün. Nisan ayında. Ama yine de benim hedefim 2021 bitmeden muhtemelen zaman vermek istemiyorum ama 2021 bitmeden piyasaya bu aşıyı halkın kullanımı için sunabilmek. Ama buradaki asıl sorunun bizim üretmemiz, bizim yaptığımız testleri başarıyla tamamlamasından çok şu an Türkiye'deki en büyük sorunun elimizdeki 30 milyon dozluk aşıyı kısa sürede şişeleyecek altyapının, fabrikanın olmaması olduğunu görüyorum.
Yani biz bütün bu çalışmaları yaza kadar eksiksiz bitirebiliriz. Ve inşallah aşının son derece etkin ve aynı zamanda altını çiziyorum, son derece güvenli olduğunu gösterebilir. Bu durumda tek sorun kalacak. Şu anki Türkiye'nin kapasitesine baktığımızda Türkiye 2 milyon ayda 2 milyon doz üretebilecek gibi gözüküyor. Bu durumda 40 milyon, hadi yarısı bunun yetişinden gelse 20 milyon hesaplarsanız 10 ay üretim süreci. Hızla Türkiye'de üretim süreci miktarının 5 milyon doza çıkması gerektiği açık. Ama bu bizim gücümüzü aşar. Yani ben ve arkadaşlarım ya da bize yatırım yapan Acıbadem grubunun gücünü aşar. Dolayısıyla bu güce sahip olan devletin, bilmiyorum yatırımcının, bizim yapamayacağımız bu. Biz, ben ve arkadaşlarım yapılabilecek en iyi aşıyı geliştirdiğimizi, en güvenli aşıyı geliştirdiğimizi ve de sonuçlar açısından son derece etkili bir aşı olduğunu, ama yine altını çiziyorum hayvan çalışması üzerinde. Çünkü biz viral challenge dediğimiz, yani virüse meydan okuma testini de yapan Türkiye'deki aşı üreticileri arasında iki gruptan birisiyiz. Viral challenge testi şöyle bir şey, belki kolay anlaşılması için. Şimdi normal hayvan testlerinde aşınızı yapar, bağışıklık gelişti mi ona bakar. Ama virüse meydan okuma testinde aşınızı yapar, sonra insanı hasta edecek dozdaki virüsü hayvana vererek o hayvanın o virüsten korunduğunu gösterir. Biz bu çalışmayı da başarıyla geçtik. Dolayısıyla ben etkinlik konusunda çok şüphem yok. Güvenlik konusunda da yok ama yine söylüyorum. Hayvan çalışması her zaman kliniği göstermez. Klinik sonuçlarını bekleyeceğiz. Özetle gelirsem benim aşı Türkiye'deki aşı çalışmalarıyla ilgili tek kuşkum. Buraya kadar olan kısımlarda hiç kuşku duymuyordum. Bundan sonrası yüksek şişeleme kapasitesine sahip değiliz. Bunu nasıl çözeceğiz hep birlikte göreceğiz. Peki hocam, geçtiğimiz haftalarda bir aşı bulundu haberi gündeme geldi. Sizin de az önce belirttiğiniz üzere. Çok özür diliyorum. Bir şeyi değiştirmek istiyorum. Ne olur bu programı izleyenler, siz de aşı bulundu kelimesinden asla kullanmayalım. Aşı 18. yüzyılda bulundu. Sadece komitesin dizayn edildi. Yani biz şu an dünyada yapılan hiçbir aşı yeni değil. Covid için yeniden dizayn edildiler. O yüzden Covid için Covid'e göre aşı yapmaktan söz edebiliriz. Aşı bulmak değil. Aşı zaten var. Tamam. Aşı bulunmuş 18. yüzyılda. Tamam. Covid yaptık mı? Tamam. Peki o zaman geçtiğimiz hafta gündeme gelen Covid aşısı ile ilgili fikrinizi almak isterim. Orada da çünkü iki Türk bilim insanı. Hangisi için sordun? Son derece her ikisini de çok büyük emek gerektiren, çok iyi bir bağışıklık bilgisi gerektiren ve deneyimi gerektiren bir ekip, her iki Türk bilim adamını da korkunç destekliyorum. Son derece akıllı bir dizayn. Şimdi burada yalnızca geliyorum. Şimdi bu grubun bu aşıyı üretmeden önce aslında ellerinde bir aşıları olduğunu biliyoruz. Ve bu aşıların dizaynının COVID için kullandıkları dizaynı aynı olduğunu biliyoruz. Peki bu aşıyı nerede hazırlamışlardı? Niçin hazırlamışlardı bu grup bu aşıyı? Kanser tedavi için. Yani şu an Pfizer'in ürettiği aşı temelde kanser tedavisi için hazırlanmış bir aşı. Kanser tedavisindeki aşıların amacı ise insanların sağ kalımlarını uzatmaktır. Dolayısıyla kanser tedavisi için etkili ve güvenli olan bir aşı. Çünkü bir kanser için kullanacağınız aşının yıllık kullanım miktarı 150 bin dozu geçmez. Yani ve kanser aşı hastalarının sağ kalımlarının çok uzun olmadığı da düşünülürse bir kanser için dizayn edilmiş çok akıllıca bir dizayn. Bunun altını çiziyorum. Çok inanılmaz güzel. Pandemi için ne kadar uygun olacağını zaman içinde göreceğiz. Çünkü bunlar RNA bazlı aşılar ve ben DNA ve RNA içeren ya da vektör içeren aşıların uzun vadede ki problemleriyle ilgili çok güvenli olmadıklarını düşünüyorum. Dünyada benim gibi düşünen çok fazla sayıda bilim adamı da var. Ama aşının dizaynı ve sonuçlarından hiç şüphem yok. Etkili olacağından da hiç şüphem yok. Çünkü dizayn çok akıllıca bir dizayn. Kanserle baş etmeyi sağlayabilecek kadar akıllı bir dizaynın virüsle baş edememesi mümkün değil. Ben sonuçlarıyla ilgili hiç şüphem yok.
sadece ve sadece bir RNA aşısı olması ve bunun -80 santigrat derecede dağıtılmak zorunda olması. Çünkü bakın, kanser aşısı hazırlıyorsanız bir günde 100 bin kanser aşısı başvurmaz. Dondurulmuş aşıyı ulaştırabilirsiniz, yapabilirsiniz, çok mantıklıdır ama pandemi için bence doğru bir dizayn değil. O yüzden Pfizer aşısının etkiliğiyle ilgili hiç sorun yok. Kullanımı ile ilgili sorunlar yaşayacağız. Ve gerek Pfizer aşısının, gerek de AstraZeneca'nın aşılarının uzun vadede neler yapıp yapmayacağından ben korkuyorum. Şimdi şöyle bir şey dersen belki daha kolay anlaşılır. Şimdi bir RNA düşünün, bir genetik materyali. Benim kolumdan içeri enjekte ettim. Bu genetik materyal benim hücremin içine girecek. Benim hücremin içerisinde bulunan ribozom adını verdiğimiz makinaları kullanılarak virüsün parçalarını oradan yeniden sentez ettirecek. Benim hücremin içerisinde bu virüs parçacıkları hücremin membranından dışarı çıkacaklar. Bağışıklığım görecek ve bunlara saldıracak. Dikkat edin. Bağışıklık nereye saldırıyor? Bu virüsü üreten benim hücrem. Şimdi biraz hayal edelim mi? Kolumdan aşağı enjekte ettim. Ve bu RNA benim kolumda kalmayıp beyin dokuma gitti. Ve beyin nöronlarım bu aşıyı üretti. Ben sadece dramatize olabilmesi için böyle hani anlatmaya çalışıyorum. RNA aşılarının ve DNA aşılarının nasıl sorun yaratabileceği konusu. Dolayısıyla nöronlarım yani sinir hücrelerim bu aşının bağışıklığının hedefi haline gelebilir. O yüzden DNA kökenli, RNA kökenli, adenovirüs kökenli aşıları etkinlikleriyle ilgili hiçbir şüphem yok. Çok etkili olacak. Hı hı. Ama uzun vadede neler yapabilecekleri konusunda kuşkularımın altına çizmek istiyorum. O yüzden ben kendi klasik platforma inanan ama klasik platform aşılarının da sorunları oldu. O yüzden klasik platform aşılarının sorunlarının çözülerek çözdüğümüzü düşündüğümüz bir dizaynı seçmemizin ana nedeni bu. Peki hocam sizin aşının bu anlamda saklanma koşullarıyla ilgili benzer bir teknik sorun gerekecek mi? Yani bu bahsettiğiniz... Yok, yok. Bizim aşımız +4-8 derecede transfer ediliyor ama oda sıcaklığında da saklanabiliyor. Şu an oda sıcaklığı demiyoruz çünkü oda sıcaklığındaki testlerimiz bir ay geçmedi. 6 ay sonra söyleyebileceğiz. Oda sıcaklığında ne kadar dayanabildiğini. Ama +4-8 yani klasik buzdolabı şartlarında 6 ay saklanabiliyor. Belki 6 ay sonra diyeceğiz ki oda sıcaklığında da saklanabiliyor. Ama şu an bir ay saklanabiliyor oda sıcaklığı. Peki şimdi az önce söylediniz yani ayda belki bir 15-20 milyon aşı üretmek gerekecek Türkiye için. Ancak Türkiye'deki altyapı henüz bunun için yeterli değil. Bu noktada bir başka ülkeyle ortaklık mı yapılabilir? Bir ülke tırnak içinde taşeron mu bulunabilir? Yani buradaki çözüm öneriniz ne? Yani bunu Türkiye için hayata... Yani aslında bütün bunlar düşünülebilir. Yani büyük endüstriyel firmalarla başın üretimi için konuşulabilir. Bu yurt içi, yurt dışı olabilir. Ya da aynı anda yurt içi, yurt dışı hepsi birden olabilir. Ama dediğim gibi bu benim gibi ya da Türkiye'de çok bir kere şunu da söyleyeyim. Türkiye'de çok güzel aşı modelleri oluşturdu. Hatta Boğaziçi Üniversitesi'nin hazırladığı bir aşı modeli inanılmaz güzel bir model. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin böyle mikro kapsüllere koyarak bu RNA aşılarının birçok sorunu çözdüğü bir modeli var. Çok etkileyici bir dizayn. Ama işte dediğim gibi yani biz bilim adamlarının işi dizaynı yapmak ve bu dizaynın çalıştığını göstermek, güvenliğini göstermek. Endüstriyel boyutu bizi aşıyor. O yüzden bu sorunuzun cevabını ben veremiyorum. Benim gibi üretimde bulunan birçok bilim arkadaşım da, bilim adamı da veremeyecek, insanı da veremeyecek. O yüzden bu biraz devletin, belki büyük yatırımcıların düşünmesi gereken bir şey. Ama biz tabii ne yaptık, ismini vermeyeyim, bir ilaç firmasıyla görüştük. Bu ilaç firmasının şu an aylık 500 bin kişilere kapasitesi var. Şimdi orada bir yandaki bir alanı büyütmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Dikkat edin, planlıyoruz çünkü bu bir yatırım. Siz bir yatırımı yapabilmek, yatırımdan bahsediyorsunuz. 50-60 milyon dolarlık yatırımlardan bahsediyorsunuz. Dolayısıyla bu bizim, yani bu benim gibi bilim adamlarının hayal bile edemeyeceği para. Dolayısıyla bunu biz değil, sistem ya da büyük yatırımcılar düşünmeli. Evet, bu bir yandan da bir yatırım, aynı zamanda işin bir işletme kar hatta tarafı da var.
Çok, dediğiniz çok doğru. Sizler Zaten, bilim bakın, insanısınız. Buyurun. Hatta şey örnek vereyim. Embiyontek, yani milyarlık bir şirket olmasına rağmen üretimi Pfizer yaptı. Evet. Yani kapasite çıkamaz. Hı hı. Hocam şimdi güncel çok sormak istediğim şey var size. Arkadaşlarımızın sorularını da takip ediyorum bir yandan. YouTube'da yorum kısmında yazdıklarını da görüyorum. Onları da soracağım. Ama aşıyla ilgili dünya dört bir yanında tıpkı pandeminin ortaya çıkış şekliyle ilgili olduğu gibi komplo teorileri var. Yani ben eskiden bize özgü bir alışkanlık zannediyordum ama gördüm ki aslında tüm dünyada komplonun ciddi miktarda alıcısı var. Yani bu aşıların insanları dinsizleştireceğini söyleyen var, insan ırkının üremesinin hızını düşüreceğini söyleyen var, işte nüfus artış hızı dolayısıyla bir aşı çıkacak ve bu aşıyla insan ırkı daha az ve daha yavaş ürer hale gelecek. Dolayısıyla uzun vadedeki iklim, yiyecek, su gibi sıkıntıların biraz ertelenmesi sağlanacak gibi. Bir yandan da işte bu 5G teknolojisine geçiş sağlanacak. İşte deri altına yerleştirilecek bir BBC'ye verdiği röportajda daha biz oy pusulasına mührü basmadan hangi partiye oy vereceğimiz tahmin edilecek gibi gibi, yani fanteziler havalarda uçuşuyor. Üzerinde çalışan biri olarak hangisine hizmet ediyorsunuz? Hangisi sizin amacınız? O zaman ben bir itirafla başlayayım. Biz ekip olarak aşımızı dizayn ederken önce aşımızın ilk modeli çip şeklindeydi. Şimdi biz birden eyvah çip aşı dersek dedik. Yani insanların bizi mahveden bize mikroçip koyacaklar diye. Bir kere o çip teknolojisini bir anlatayım. Bu çip dedikleri şey derimizin içine yerleştirilen bir şey değil. Şöyle bir şey düşünün. Bir santimetre karelik bir kare. Bunun altında yaklaşık 20-30 civarında 1 milimetrelik iğne var. Bu çipin içinde de aşı var. İnsanlar doktora ya da iğne yaptırmak için gitmiyor. Eczaneden alıyor. Paketi açıyor, çipi koluna 5 dakika basıyor. Ve bunu atıyor. Biz önce aşımızı böyle yapalım diyor. Sonra dedik ki eyvah. Yani zaten bir sürü tepki alıyoruz. Çip dersek dedik, yani yok oldu. O yüzden hani çip kelimesi yaptırdık. Evet. Ama hani aşı deri üretime girerse benim hayalim Türkiye'nin çip aşılarını üretmek. Önce onu söyleyeyim. Şimdi gelelim diğer senaryolara. Şimdi eğer hani kurgusal olarak bakarsanız, DNA kullanıyorsanız, DNA kullanarak bir toplumu ya da bir canlı kitlesini, genetik yapısını, üreme yapısını değiştirebilmeniz mümkün. Mümkün. Burada bir sorun yok. Fakat bir ürünün aşı olabilmesi için geçmesi gereken testlerden bir tanesi üreme organları ve üreme genetiği etkiye edip etmediğini göstermek zorundasınız. Yani siz bir şeye izin alıyorsanız üreme organları ve üreme genetiğini değişiklik yapmıyorsanız daha da komple büyütürsünüz. Amerikan hükümeti ya da bilmem ne hükümeti bunu zaten göze aldı. Bu aşı kendisinde de yapmayacak. O testleri geçmiş gibi gösterdi. Aslında bu testleri geçmeyen aşılar diye böyle bir senaryonu, yani böyle bir senaryo kurabilirsiniz. Ama real mantıkla da ya da bilim alanından baktığınızda bir aşının piyasaya çıkabilmesi için bu kuşkulara neden olan birçok test açısından kontrol edilmiş olması gerekiyor. Burada kuşkulara edilecek bir tek şey var. Bu testler kısa süreli testler olduğu için, yani bir aylık, iki aylık ve üç aylık, uzun vadede bir şeyler olabilir mi? Bu sorunun cevabını şimdiden verebilmek mümkün değil. Ama bu dediğim şeyler DNA ve RNA aşılar için. Diğer aşılar için zaten hiç böyle bir şeyi konuşmuyorum. Hı hı. Bence insanlar rahat olmalı. Aşılar son derece güvenilir. Özellikle pandemi gibi çok yüksek ölüm riski olan toplumun ve ekonominin çöktüğünü, hatta bu çöküş nedeniyle bırakın kendinizi, kendi çocuklarımızın geleceğinin yok olduğu bir dünyada aşı ya da aşı düşmanlığı yapmak yerine aşı olmak için sıraya girmek gerektiğini, şu seçeneği insanlara koymalı, ben buna inanıyorum. Yani bana da elinde A aşısı var, B aşısı var,
Tercih ettiğin aşı olma seçeneği, evet ben de ne aşı seçeceğimi biliyorum. Yani benim karşıma 4 aşı geldi. Bana hangi hangisi o seçme hakkımı isterim. Yani tek bir aşıya mahkum yerine seçme hakkımı kullanmak isterim. Ama onun dışında bunların çok fazla kurgusal senaryo olduğunu düşünüyorum. Hocam peki bir başka sormak istediğim de, siz zaten ortaya çıkış şekliyle ilgili hani komplolara dair ne düşündüğünüzü söylediniz başta. Bu sorularda da vardı. O yüzden ben tekrar etmiyorum. Yani bir sızıntıyla ortaya çıktı. Ama hani bunun bilinçli olmadığını düşünüyorum. Kazara olduğunu düşünüyorum demiştiniz. Çok kabaca kaçıranlar varsa o esnada ben onlar adına, sizin adınıza onlar için yanıtlamış olayım. Şunu sormak isterim. Şimdi siz dediniz ki bazı tedbirleri almakta geciktik. Örneğin not aldım burada. Bağışıklık plazma için Amerika Birleşik Devletleri'nden izin bekledik dediniz ve geciktik dediniz. Şimdi yani izin değil. Orada bir yanlışlık yaptım. İzin değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanma kararını bekledik biz. Yani Amerika şu kararı yapana kadar kılımızı oynatmadık. Amerika'daki FDA dedi ki ben bu hastalıkta plazmanın kullanılmasını onaylıyorum. Şimdi bu bana çok incitici geliyor. Bir tedaviye karar verirken neden Amerikan Sağlık Bakanlığı'nın ya da ilaç yiyecek dairesinin kararını baz alıyorken benim bakanlığım bu kararı neden veremiyor? Çünkü bu kararı verebilecek bilim adamımız da var. Bırakın bilim adamımızı. 2003'teki SARS salgınındaki sonuçlar, raporlar zaten var. Ve işin enteresanı, diyor ki 2003'te plazma kullanacaksanız bir kere kaliteli plazma olmalı, antikor seviyesi iyi olmalı. İkincisi erken kullanırsanız işe yarıyor, geç kullanırsanız işe yarıyor. Şimdi biz ne yaptık? Bu bilgiye rağmen Amerika kullanım onayı verdi, üstelik Amerika en son vakada, son anda kullanım onayı verdi. Biz de onun gibi son anda. Dedi ki ya bakın 2003'teki veri böyle, ne son anda kullanılmayacak. Sonuç ne oldu biliyor musunuz? FDA Ekim ayında, Eylül'ün ortalarında kararını değiştirdi. Dedi ki, ilk üç günde verirseniz işe yarıyor. Yani geldik, şimdi biz de ya ne gerek var? Bakın, 14 Mart'ta biz bunu raporda yazdık. Hızla plazma kullanılmalı ve bu hastalık erken dönemde kullanılmalı. Hı hı. Önce plazma kullanımı için çok mücadele verdik. Sonra da erken kullanımı için verdik. Ve biz bana biraz şey geliyor, yani bir tedavi için PDA'nın onayını beklemek. Bakın şeyi anlıyorum, bir PAS çalışmasının sonuçunu beklemek, o çalışmaya onaylamak, bu apayrı bir şey. Ama bilinmeyen bir noktada, bilinmeyen bir hastalıkla savaşırken, elimizde olabilecek seçenekler de belliyken, bazen kararları bir başka ülkenin sağlık otoritesini beklemek yerine, geçmişteki verileri analiz ederek siz verebilirsiniz. Bakın bunu pamuk piramide yaptık. Yani bir antigrende yaptık cesaret. Çünkü dedi ki, şimdiki datası muhtemelen bir şey yarıyor. Bunun FDA tarafından onaylanması gerekmez. Bunu yaptık. Aynı cesareti biraz daha gösterebilir. İki kez gösteremedik. Biri erken de gösteremedik. Diğeri ilk kararı verirken gösteremedik. İzleyicilerimizden gelen soruları hızlıca birkaç tanesini sormak isterim vaktimiz el verdiğince. Rana Önem'in sorusu var. Covid-19 hakkında sizce gerekli her şeyi keşfettik mi? Yoksa virüsün hala bilinmeyen yönleri var mı? Güzel bir soru. Yok. Virüsün tek tek her bir gen dizisini biliyoruz. Sürpriz yani, yapamaz yani artık. Öyle mi? Virüsün kodları. Yok, sürpriz yapar çünkü virüs sürekli değişiyor. Güçlenebilir. Benim laboratuvarımda test yaptığım bir virüs 9 pataş. Yani 9 kez kültürü aldığım bir virüsün 15 mutasyonu değiştiriliyor. 9 pataşla 15 mutasyon. Dolayısıyla virüs değişiyor. Şu an elimizdeki virüsü biliyoruz ama yarın bu virüs bu değişiklik iyi yönü olabilir, kötü yönü olabilir. İyi yeni olursak bir gün sabahleyin kalktığımızda COVID'i yok olduğunu görürüz. Bir gün sabahleyin bu virüs hayatımızdan çekip çıkabilir. Ama bir gün sabahleyin bu virüs karakterini Ebola kadar öldürücü bir grip virüsü
kadar da salgın yapıcı hale gelebilir. İşte bu durumda da felaket kapıda demek. Bunu öngörmenin bir yolu var mı hocam peki? Yani hızlı yayılma ve... Bu öngörü bana ait. Bu öngörü bana ait. Bu çok bilimsel bir kanıta dayanmıyor. Birinci bulgu şuradan. SARS'ın 2003'teki salgınında, salgın yaklaşık 1,5-2 yıl sürdü. 1,5 yılın sonuna doğru salgın bir anda bitti. Bir anda. O yüzden diyorum ki önümüzdeki yılbaşı, bu yılbaşı değil, bir sonraki yılbaşına doğru ya da sonbaharda bir anda bitebilir. İkincisi, bu laboratuvarda ya da başka çalışmalarda güçlü biliyoruz. Bir virüs 300 kez pasaj olursa, yani 300 beden değişirse, kabaca daha kolay anlaşılsın, yaşlanıyor ve ataniye oluyor. Devre dışı kalıyor. Dolayısıyla bir salgın aslında ne kadar hızlı yayılırsa o kadar da kısa sürede bitebilir. Bitebilir. Evet. Dolayısıyla benim şahsi kanaatim virüsün daha kötü olacağından çok beklenenden daha kısa sürede son bileceği. Evet. Çünkü beklenen süre 3 yıl bir virüsün ortadan kaybolabilmesi 2022'nin sonu. Ama ben bu kaybolmasının 2022'nin sonuna kalmayacağını, 2022'nin ilk baharında hayatımızdan çıkabileceğini düşünüyorum. Peki o dönemedeki aşıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani o dönemedeki sizin veyahut bir başkasının aşısıyla da salgın olacak. Hepsi bir arada olacak. Bu dönem şöyle olacak. Önce yurt dışı aşıları Türkiye'ye gelmeye başlayacak. Ama sayıda gelecek. Çünkü AstraZeneca'nın aşısı olsun, Pfizer'in olsun, Moderna'nın, Çin'in aşısı olsun. Bunlar işte 2 milyon doz birinden gelecek, 2 milyon doz birinden gelecek, 2 milyon. Yani ilk 5-10 milyon kişiye aşı gidecek. Bu ilk 5-10 milyon içerisinde yüksek risk grubuna. Yani bilmiyorum, ben olması gerekeni söylüyorum. Muhtemelen önce sağlık personeli gelecek. Çünkü hastalık grubuna yüksek olduğu ve sağlık personeli bittiğinde ve sağlık sistemimizi ayakta tutamazsın. O yüzden muhtemelen önce sağlık personeli aşılayacak. Son yerler, yani toplu yerlerde hizmet etmek zorunda olanlar. Havaalanlarında, ulaşım yerlerinde, restoranlarda, yani hastalığı yayma olasılığı yüksek olan gruplar aşılanacak. Dolayısıyla böyle gittiğimizde yerli aşıya çok iş düşecek. Çünkü yerli olmayan aşı belli bir ihtiyacı karşılarken yerli aşının devreye girmesi gerekecek. Bu şu açıdan da önemli. Çünkü yerli aşı devreye girer, etkili olduğu görülür ve de güvenli olduğu görülürse ben Türkiye'nin bakış açısını değişeceğini ve hızla kendi aşı endüstrisini inanıyorum. Çünkü bu salgının yeni bir şekli 7 sene sonra yine kapımıza girecek daha. Evet. Ve maalesef... Buyurun. Lütfen. Maalesef biz başarıdan sonra endüstri yaratan bir ülkeyiz. Bu yıllardır değiştiremediğimiz acı bir gerçek. Yani bir endüstri kurup başarıyı teşvik etmek yerine başarı geldikten sonra endüstriyi oluşturuyoruz. Yıllardır bu böyle oldu. Dilerim sizin dediğiniz gibi olur. Yani en azından nihayetinde bir aşı endüstrisi oluşmuş olur hocam. Evet, muhtemelen öyle olacak. Evet. O yüzden geldi aşının önemi sadece... bir ihtiyacı karşılama ötesinde yeni sektörü, yeni bir yolu açacağı için ben çok önemsiyorum. Peki hocam, Rusya'nın veyahut Çin'in veyahut bir başka ülkenin veya büyük ilaç şirketinin diyelim ki aşısının başarıya ulaştığı açıklandı ve insan kullanımına da artık ya ulaşılabilir hale geldiği açıklandı. Az önce saydınız risk grupları sağlık çalışanlarının ön saflarında olduğu bir alan ve siz de bir sağlık çalışanısınız aynı zamanda. Başka bir ülkenin aşısını olur musunuz? Kendinizinkini mi bekleyeceksiniz? Ben kendi aşımı her ay, biz zaten şimdi biz konuşma yaparken diğer doktor arkadaşım, Doktor Koray Bey benim karşımda biz yakın bir iki hafta içerisinde bizler aşılanacağız. Kendi aşımı. Öyle mi? Evet. Kendi aşınızı. Evet, sadece şunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi biliyorsunuz bir aşı yapıldıktan sonra 20 günde koruyuculuğu çıkıyor. Evet. Aşı yapılır da karantinaya girmezsek ve bu arada COVID olursak
aşımızın adı kötüye çıkacak. Evet. O yüzden gün ayarlamaya çalışıyoruz. Yani aşılamayı yaptıktan sonra da bizim 20 gün kendimizi karantinaya almamız lazım. Almamız gerekecek. Evet, bir sıkıntımız o. Yoksa ilk kendi aşımızı yapmak üzere, hatta bu çarşamba günü aramızda sözleştik ama bir taraftan buna hesap yapıyoruz. Bir tarafta çalışmak zorundayız. Aşı 20 gün sonra konuşulmaya başlıyor. Doğar ve kazar ve COVID olursak bu sefer diyecekler ki aşı oldular ve hasta oldular. O yüzden kendimizi karantinaya ayıracağımız bir dönem bekliyoruz. Ama ilk önce biz doktor bey ile birlikte ilk aşımızı ben çok net söylüyorum. Diğer aşılardan hangisi olursunuz sorusuna cevap veremeyeceğim. Ama kendi aşımız tereddütsüz oluyor. Peki hocam, bir de yine ben gelen sorulara bakıyorum. Yani YouTube'da gelen yorumlar, yorum kısmında gelen sorulara bakıyorum da burada zatürre aşısı ile ilgili sorular var. Şimdi hepimizin herhalde bu pandemi döneminde en sık duyduğu ifadelerden bir diğeri de zatürre aşısıydı. Özellikle risk grupları için, 65 yaş ve üstü için. Örneğin benim annem de bugün olmak üzere aile hekimine gitti, ancak birkaç aydır temin edilemediği cevabını almış. Yaptıramadan geri dönmek zorunda kalmış. Tavsiye eder misiniz? Şimdi zatürre aşısı özellikle tanımlanmış risk grupları var ve kesinlikle tavsiye ederim. Sadece benim burada tavsiyede çekincelik durduğum şey birer kökenli aşılar. Yani grip aşıları. Böyle bir birer salgın esnasında grip aşıları olunmalı mı konusunda benim çekincelerim var. Zatürre aşısı bir bakteri aşısı. O yüzden çekincem yok. Tanımlanan kriterlere uyuyorsa bu kişilerin zatürre aşısı olmasını tavsiye ederim. Grip aşısı konusunda benim tereddütlerimin bilimsel olduğu algısını lütfen kimse algılamaz. Grip aşısı konusunda tereddütlerim var ama bu bilimsel bazı verilere dayanmıyor. Tereddütüm şundan kaynaklanıyor. Daha önceki yıllarda böyle ölümcül pandemiler esnasında yapılan bazı aşıların asıl pandemik virüsün replikasyonunu, yayılmasını, yahut kişide hastalık yapma oranını artırabileceğine dair birkaç makale var. Dolayısıyla bu bir başka bir salgın, başka bir aşı. Bu durumdaki, bugünkü salgında, bugünkü grip aşılarıyla olabilir mi kısmında bende bir soru işareti yaratıyor. Ama lütfen beni izleyen kimseler şöyle algılamasın. Bu söylediklerim çok güçlü bir bilimsel temele dayanmıyor. Dolayısıyla ben grip aşısı olmuyorum. Bu makaleler yüzünden olmuyor. Ama risk grubu olarak, özellikle grip aşısı için tanımlanmış risk grupları mutlaka aşı olmalı. Ama ben tercihimi bir viral enfeksiyon salgını esnasında bir başka grip aşısını kullanmaktan yana kullanmıyorum. Bu benim okuduğum birkaç makaleye dayanan kuşkudan kaynaklanıyor. Yoksa başka bir şey demeyeyim. Anladım. Tuna Kurt'un sorusu, klinik testlerin sonu için bir tarih öngörüyor musunuz diye. Tuna'ya çok selam. Tuna'yı tanıyorum bu arada. Şimdi şöyle, bizim planımız şu. Demin konuşmamda söyledim ki biz bir işi eksiksiz yapmak istiyoruz. O kadar eksiksiz olmalı ki aşımız ortaya çıktığında ulusal ya da uluslararası hiçbir makam ya da bilimsel dünya bu aşının şunu eksik ya da buyu kötü diyememeli. Bu yüzden bizim beklediğimiz klinik çalışma tarihi 1 Ocak. Yaklaşık 2 ay sürecek bir çalışma. Demek ki Ocak, Şubat ayının sonunda bitecek. Ama çalışmadaki aksama ya da bizim süreçlerimizdeki bir aksama bunu Mart sonuna iteleyebilir. Mart sonunda bir faz 2, faz 3 ikisinin bir yapıldığı bir dizayn bekliyoruz. O da yaklaşık 3-4 ay sürecektir. Yani bizim kliniğe hazır olmamız, başka bir şeyler olmazsa aşımızın piyasaya çıkması önümüzdeki Kasım. Kasım diyorsunuz. Yani yine bir yıl var nereden baksak. Evet. Gerçekten hani sadece dile kolay hocam. Yani çok zor bir yılı geçiriyoruz. Işte bu arada dediğim gibi işte Pfizer'ın aşısı gelecek, AstraZeneca'nın gelecek, Rus aşısı gelecek, Çin aşısı. Yani aşılar başlayacağı için salgın hızı bir an düşecektir. Evet. Sonra asıl bence onun için önemliyorum. O salgın, o kötü dönem kontrol altına aldıktan sonra
toplum sağlığı için yapacağımız aşı, kendi aşım olduğu için söylüyorum, dünyanın en güvenli aşısıyla toplumu korumaya alacağım. Peki hocam. Bence tam zamanı yani. Diyelim az önce dediğiniz oldu. Bir sabah uyandık ve bu virüs ortadan kalktı herhangi bir sebeple. Bir yandan da bilim insanısınız. Aylardır vaktinizi vakfettiniz. Yani az da olsa bir üzüntü duyar mısınız? Ya tam aşı. Aynı şey, Zilgen'im aynı şeyi biz kendi aramızda konuştuk. Dedik ki, reki bu aralar çalışma rahatladı, çalışma bitti. Çünkü sadece bürokrasi yazmasını çizmesini evet. Dostumuz. Ama o çalışmaların çok yoğun olduğu bir dönemde yaza da doğru giriyoruz. Pandemi tedbirleri de çok yoğun. Hastalık sayısı azalmaya başladı. Bir gün bizim çocuklardan biri geldi dedi ki ya hocam pandemi biterse bu kadar emek ne olacak? Tabii hepimiz düşündük. Ama bugün geldiğim noktada baktığımızda o kadar büyük bir bilgi birikmiş ki çalışan çocuklarım ben onlara kahramanlarım diyorum. Kahramanlarım o kadar büyük bilgiye ve deneyime sahipler ki bunlar 28 kişiler ve bu 28'in en az 10 tanesi 10 ayrı yerde aşı enstitüsü kuracak kadar deneyime sahipler. Bence yeterince şey kazandık. Kimse de bizim aşımıza inşallah ihtiyaç duymasın. Evet. Ama bize kazandırdıkları, bize öğrettikleri inanılmaz. Bir de söylediğiniz gibi yani bu bitse bile bir başka salgının 2-3 yıl içinde kapımızı çalması bekleniyor. Evet. Haliyle bu da bir tecrübe yani eğer böyle bir şans mı diyelim ya da kader kısmet mi diyelim evet. Gerçekleşirse en azından böyle bir tecrübe olmuş olacak sizde ve ekibinizde. Peki hocam arkada yani izleyenler arasında yine benim de sormayı düşündüğüm bu soruyu yazanlar var. Yakın dönemde ya da uzun vadede Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile görüşmeyi planlıyor musunuz? Var mı ajandanızda böyle bir görüşme? Fahrettin Bey ile görüşmeyi yaptık zaten. Yaklaşık bir ay kadar önce Sayın Cumhurbaşkanımızla da Sayın Bakanımızla da bir görüşme yaptık ve bir iş takvimi oluşturduk. Bu takvim doğrultusunda da ilerlemeye çalışıyoruz. Ve biz de grup olarak şuna karar verdik. Yani bu takvimi hızlandırmaktan çok eksiksiz olmasına ben grup olarak yani aşı üreten arkadaşlarımla eksiksiz olarak yürümesine aceleye değil son derece güvenli dosyası, güvenlik tedbirleri iyi olan bir aşı yoluna gitmek istiyoruz. Dolayısıyla bizim yaptığımız her şeyden bakanlığın da haberi var. Dolayısıyla bence şimdi iyi yoldayız. Daha yani iyi. Hızlı değil emin adımlarla, sağlam adımlarla ilerlemek diyorsunuz, öyle mi? Yani en son kararımız bu. Çünkü hızlı gidersek, ben çünkü aşımıza çok inanıyorum. Çünkü bu birçok aşı için model olacak. Sırf bu aceleyle böyle bir modeli yok edersek, bu benzeri yeni bir modelin gelişmesi yıllar alacak. Yani bu kadar haksızlık edemeyiz. Anladım. Peki hocam hani hızdan bahsetmişken sizin o ilk açıklamanız haber kanallarında son dakika olmuştu attığınız tweet. Ama sonrasında ciddi bir eleştiri de aldınız. Yani bunun yöntemi, zamanlaması, metodu vesaire. Bilen bilmeyen herkes. Önce çok insan takıldığı için şunu söyleyerek başlayacağım. Biz demiştik ki 23 Nisan'da evet. Aşıyı yapacağız. Evet 23 Nisan'da biz aşıyı yaptık. Bunu zaten söyledik de çok kimse anlamadı. İşin enteresana bak tesadüf 29 Ekim'de de aşımıza ait son çalışmayı rapor ettik. Çok güzel. Yani 23 Nisan'da yaptığımız aşı 29 Ekim'de bütün testleri geçerek kliniğe hazır olduğunu duyurduk. Dolayısıyla tepki almakla ilgili çok söyleyeceğim şeyler var. Ama bunu şimdi söylemeyeceğim. Çünkü şu andaki kızgınlığınız var mı hocam? Yani kamuoyuna veya dünyasına. Kamuoyuyla ilgili bir şeyim yok ama hani bu işte söz sahibi olan sisteme bakın kişilere demiyorum. Söz sahibi olan sisteme kırgınlığım ve o sistemin taşeronlarına kırgınlığım var. Ondan kastettiğim siyasi taşeron değil. Biliyorsunuz sistemi siyasiler yönetebilir ama bir de sistemden kendine yer bulmayı düşünen bir takım bilim adamları var. Aslında sistemin iyi ya da kötü olması o siyasi erkin sorunudur. Beni çok ilgilendirmiyor. Ben
sisteme taşeronluk yapan bilim adamları kısmında problem değil. Çünkü düşünüyorsunuz konuşmasına başlıyor. Ben aşıyı bilmem ama. Ercüment Hoca 2 milyon doz üretmiş. Ya bu 1 mililitre olsa 2 ton eder diyen adının başında profesör olduğunuz bir ordu insanlar gördük televizyon. Cevap vermedi. Çünkü basit hesap yapmıştır. 2 milyon doz bir cc olsa 2 ton eder. Bu nerede? Mustafa Bey bir makale okusaydı bir aşının 3 mikrogram oldu. 2 milyon dozun da 6 gram oldu. Yani şu kadarcık bir toz ettiğini hem aşıyı bilmeyeceğim diye başlayacaksınız sözümüze. Bilmiyorum ben düşünceyi. Hem de sözünüzün sonunda sürekli bana atışacaksınız ve bütün o 2 milyon dozun şu kadarcık 6 gram olduğunu bilmeyerek konuşacağız. Dolayısıyla kırgın olduğum şey siyasi sistem değil. Yani bunu yapar. Yanlışı veya doğrusu asıl o siyasi sisteme taşeronluk yapanlar bilim adamları. Anladım hocam, hani sonlara da yaklaşıyoruz ama gerçekten şunu da merak ediyorum ve sormadan edemeyeceğim. Yani bu Covid-19 döneminde herhalde ben de bir medya mensubu olarak bunu söyleyebilirim. İcraatın içinden bir eleştiri olsun. Tanıdığımız tanımadığımız binlerce doktor çıktı ekrana. Kimisinin uzmanlığıydı veya uzmanlığıyla alakalı soruları yanıtladı. Bunu pandemiyle birleştirdi, buluşturdu bir şekilde. Ama gerçekten hiç bilimle veya tıpla ilgisi olmayan ama yine de doktor gibi tavsiyeler veren, reçeteler sunanlar olduğunu da gördük. Siz bu dönemde hani gerçekten bu tartışma programlarından herhangi birini izleyip bu program güzeldi dediniz mi, yoksa yani sizi kızdırdı mı yayınlar? Yani ben programların mümkün olduğunca televizyon seyretmeye çalışan bir insan. Ne hakikate televizyon seyretmeye çok vaktim olmuyor. Ama birkaçını seyrettim, birkaçını da istemeden seyrettim. Güzel olan programlar oldu, daha olmuştur. Ama genel kanım, yani güç sürme sektaşım için neyse, genel kanım çok hoşuma gitmedi. Yani öyle söyleyeyim. Genel kanım çok hoşuma gitmedi. Ve dikkat ederseniz, benim bir tek televizyon programım var. Aslında ben sadece TÜİDAT. Evet. Yani TÜİDAT'ın dışında beni hiçbir zaman televizyonlarda görmedim. Bir program, çünkü artık çok fazla üzerime saldırı vardı. O saldırılara cevap vermek zorundaydım. O da muhtemelen bir yayındı. Bunun dışında hiçbir o zaman çıkmadım. Dolayısıyla da sen çok konuşmaya başladığınızda buna ben de dahilim. Çok hata yapmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla şimdi insanların işi daha çok laboratuvarda çalışmak. Çalıştıklarında zaten heyecanlanırız. Bak bunu yapıyoruz. Bu da benim zafiyetimdir. Yani ben çok heyecanlı bir şey bulduğumu kimse beni susturamadı. Yani ben bunu her yere söyler ve yazar isterim. Bu da benim zafiyetim. Yani. Bu da benim yanlışım. Bilemiyorum. Olabilir. Ama onun dışında çıkıp medyayla çok fazla konuşmamak gerekmiyor. Buna ben de dahilim. Yani. Gerektiğine inanıyorum. Ama ben de dahil birçok insan bunu yapamıyoruz. Ama ben yine şahsılarımla mesajla gidip değilim. Eskisi kadar aktif kullanmıyorsunuz ama. Artık galiba. Daha kullanmıyorum çünkü başıma gelmedi kalmadı. O yüzden hiçbir şey kullanmıyorum. Hatta o yüzden de sizden beni izleyenler diyor ki sen bütün bunları takipçi kasmak için yaptın. Siz atmıyorum ki neyi takipçi kasacağım. Yani benim derdim çok. Hepsi hiç kullanmıyorum diye yani. O yüzden o takipçilerin hepsini verebilirim ki istiyorsan. O zaman hani bir tırnak içinde öz eleştiri yaptınız, payınıza bir şeyler çıkardınız ve heyecanı evet. Biraz dizginlemeye, daha hızlı ve emin adımlarla ilerlemeye mi karar verdiniz? Evet, aynen öyle oldu. Aynen öyle. Yani bazen heyecanınızı gizlemek, saklamak zorundasınız. Çünkü bu heyecanınızı anlayamayanlar, sinirlemeyenler var. Evet. Dolayısıyla bunu size silah olarak kullanabiliyorlar. O yüzden yapın, yazın. O yüzden de dikkat edin 2010'da SARS-CoV-2 ile ilgili en çok makalesi olan insanlardan biriyim. Sadece yaptık ve yazdık. Yaptık ve yazdık. Dolayısıyla doğru yolun bu olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, ben yavaş yavaş bitireceğim ama belki sizin eklemek istedikleriniz vardır. Vermek istediğiniz bir mesaj vardır. Tedbirler bağlamında bir uyarınız vardır. O yüzden ben yine size bir söz hakkı vermek isterim bitirmeden. Yani birincisi insanlar için şunu söylemeye çalışıyorum. Şu an elimizdeki tek geçerli korunma yöntemi
uzak kalabilmek bir maske. Maalesef yani C vitamini, maske, P vitamini takviyeleri için ne dersiniz hocam? Çok şey söylenebilir ama hiçbiri kanıta dayanmıyor. Yani çılgın gibi. Mesela çok tipik bir örnek söyleyeyim. Evet. B vitamini için çok fazla yayın da şey var ama bütün kuşku ne biliyor musunuz? Gerçekten D vitamini eksik olduğu için mi insanlar hasta oluyor? Yoksa D vitamini yüksek olan insanların yaşam tarzı yerlerinde farklı olduğu için mi daha iyi? Yani o kadar soru var ki bu sorular belli olmadan D vitamini kullanın, C vitamini kullanın. Ya bu beni aşıyor. Anladım. Aşıyor. Bildiğiniz bir tek gerçek var. Maske ve mesafe gerçekten önemli. İkincisi ise bana toplumdaki göre baktığımda insanların çoğunun bana inandığını, bana güvendiğini, ben çocuklarıma güvendiğini gördüm. İşleri rahat olsun. Onlara söz verdiğimiz her şeyi yaptık. Her şeyi gerçekleştirdik. Ve bundan sonrası bizim gücümüzün yetebileceği şey. Endüstrinin sistemin yapması gereken şeyler. O yüzden bize inanan hiç kimsenin yüzünü kara çıkartmadığımıza inanıyorum. Çocuklar hala çalışıyorlar. Hala çalışıyorlar. Günde kaç saat çalışıyorsunuz hocam? Ben onlara göre torpiliyim. Ben onlara göre daha çalışıyorum. Ama ilk 6 ay ben de onlarla hiç ayrılmadım. Yani evimize hiç gitmedik. Hep laboratuvar 18 saati, 16 saati buldu. Benim kızlarım günde 10-12 saat arasında çalışıyorlar. Ben 6-8 saat çalışıyorum. Şu aralar. Ama şu an hala çocuklarım 10-12 saat arasında devam ediyor. Ama bu ayın sonundan itibaren normal mesaiye döneceğiz. Çünkü bürokratik iş de bitiyor. Artık sadece bekleme safhasındayız. Evet. Bakanlık yönetimleri, sorular, cevaplar, bazı sonuçlarımızı beğenmeyecek, yeniden bize yapılmayacaklar. Onlarla geçecek. İş yoğunluğumuz bundan sonra biraz daha makul seviyede geçecek. Yani artık biraz daha belki güncelleme, yani evet, icat kısmı değil de güncellemelerle uğraşacağız. Evet. Yoğunluğunuzda vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederiz hocam. Sizinle tanıştığım için de çok mutlu oldum. Dilerim en kısa zamanda aşınızın ulaşılabilir hale gelişini de konuşuruz. İnşallah, inşallah. Şimdi ne zaman dediniz kendinize aşıyı? Biz kendimizi Koray'la birlikte bir karantina günü seçmemiz gerekiyor. Yani bir 10-15 gün kadar işe gelmememiz gerekiyor. Evet. Koray'ın da hastaları var, benim de hastalarım ve işlerim var. Dolayısıyla bir ara bulmaya çalışıyoruz. Evet. Ben şimdi konuşurken Koray'a bakıyorum. Koray'la deniz belki ya önümüzdeki 15 gün içinde. Diyelim. 15 gün içinde yapacaksınız. Bir 10-15 günde karantinada kalacaksınız. Evet. Belki sonucu paylaşırsınız. Bu arada zaten diyorum. Yaramam. Yani sonuçlar iyiyse beni zaten tutamazsınız. Ben hemen paylaşırım. Değil mi? Tamam. Heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Tüm ekibinize de kolay gelsin. Onlara da sevgilerimizi gönderiyoruz. Tüm sağlık çalışanları gerçekten büyük özveriyle çalıştılar bu süreçte. Hepsine sizin şahsınızda sevgilerimizi, saygılarımızı, teşekkürlerimizi göndeririz. Teşekkür. Çok teşekkürler hocam vakit ayırdığınız için. Teşekkür. Tüm izleyenlere de teşekkür ediyoruz. Bir başka yayında, bilim sohbetlerinde Hacettepe topluluğunun buluşursunuz. Teşekkür ederim. Beni de davet ettiğiniz için çok keyifli bir sohbet oldu. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Mesafeye, maskeye ve hijyene. Sağlıklı günler diliyorum. Hepinize iyi akşamlar.